Önceki bölümde Pelus evime gelip hayatımı mahvetmişti. Şimdi sıra bendeydi. Pelusların evine gidip Pelus'un özel eşyalarını kıracak, odasını dağıtacak ve onun kalbini kıracaktım. Yani kısacası Pelus'un hayatını mahvedecektim. Bu yüzden pılımızı pırtımızı toplayıp Pelus'lara doğru yola koyulduk. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Pelus, bak kimler gelmiş. Night abim gelmiş. Yaşasın. Night abi, Night abi. Hoş geldin. İyi ki de geldin. Hadi içeri gel. Sana göstermem gereken oyuncaklar var. Demek oyuncaklarını göstermek istiyorsun. Aha, bu çok iyi bir fırsat. Tamam abicim, sen içeri geç. Hemen geliyorum ben de. Yaşasın. Mert abimle oyun oynayacağız. Tamam o zaman Mert abi. Ben içeride oyuncaklarımı hazırlıyorum. Sen de hemen gel, tamam mı? Bekle bekle, geliyorum. Hadi git bakayım. Şunlara bak Makbule, ne kadar güzel anlaşıyorlar. Neyse hadi gel, biz kahve içelim. Ay çok iyi olur vallahi. Hadi gel içelim. Mert abi, Mert abi, hadi gel, oyuncaklarımı hazırladım. Hadi otur da oyun oynayalım. Biliyor musun, bize geldiğin için ben çok mutluyum. Seni oyuncaklarımla tanıştıracağım. Bak bu şu, bu Sude, bu da Yumi. Sevdin mi? Ay ay ay, gerçekten çok sevdim Pelusucuğum. En çok hangi oyuncağını seviyorsan onu bana verir misin? Onunla oynayayım birazcık. Şey, en sevdiğim oyuncağım su. Al bakalım Mert abi, oyna. Teşekkür ederim Pelusucuğum. O zaman ben şu oyuncağınla bir oynayayım. Kafası kırıldı yanlışlıkla Pelusucuğum bunun. Mert abi, ne yaptın? Oyuncağını kırdım Pelusucuğum. Yoksa sen üzüldün mü? Yok. Şey, üzülmedim. Sonuçta bilerek yapmadık ki. Bilerek yapsan üzülürdüm. Soyun değil. O benim en sevdiğim oyuncağımdı ama bir şey olmaz Mert abi. Sonuç olarak bende iki tane daha var. Çok özür dilerim Pelusucuğum. Dur biraz da şunlarla oynayayım. Şöyle üstlerine basayım da. Pelusucuğum istemeden üstüne bastı ve ikisi de kırıldı. Şimdi üç oyuncağını da kırdım ben. Ay, üzüldün mü yoksa? Yok, üzülmedim. Babamın çok parası var. Belki bana yenisini alır. Sonuçta bilerek yapmadın değil mi Mert abi? Yok abiciğim, bilerek yapar mıyım ben ya? Şu da ne öyle? Onay ne biliyor musun? Onayı ben sana hazırladım. O kadar çok uğraştım ki. Sen geleceksin diye çok heyecanlandım. 2 saat boyunca onayı yaptım. Hadi ye. Çok güzel vallahi tadı. Vay vay vay. Bir de sen ben geleceğim diye tatlı mı yaptın ya? Ay Pelusucuğum, sen buna çok uğraşmışsındır. Dur bir tadına bakalım nasıl olmuş. Bakıyorum hemen. Nam nam nam. Bu ne böyle? Bu çok kötü. İyi Pelusucuğum, sen sakın gelin olma, tamam mı? Çünkü sen yemek yapmayı bilmiyorsun, tatlı yapmayı da hiç bilmiyorsun. Şunu gidip de sokak hayvanlarına verelim. Yok yok, vermeyelim. Allah korusun, onlar falan zehirlenir. Ne oldu Mert abi? Beğenmedin mi? Gerçekten o kadar kötü mü olmuş ya? Ama çok uyarmıştım Mert abi. Üzülme Pelusucuğum, bir daha yaparsın. Ay, yanlışlıkla tatlıların döküldü, hepsi çöp oldu. Neyse ya, üzülme sen. Bir daha yaparsın. Aa, bir saniye, annen sesleniyor. Gelmişken şu Pelus'un ödevlerine yardım eder misin? Tek başına yapamıyor da. Evet evet Mert abi, benim ödevlerim vardı. Lütfen bana yardım et. Ne oluyor biliyor musun? Ödeve yanlış cevap verince annem beni terlikle dövüyor. Çok üzülüyorum ya. Ne? Ödeve yanlış cevap verince annen seni dövüyor mu? Ay, edeyim halde. Hadi gel masaya da ödevlerine yardım edeyim. Mert abi, işte ödevlerim buydu. Ama sana baştan söyleyeyim. Vallahi sorular çok zor, haberin olsun. O zaman ilk sorudan başlıyorum. Başla başla abicim. Merak etme. Hepsini doğru yapacağız. Soyu Bey, Fatih Sultan Mehmet nereyi fethetmişti? Çok basit abicim. Yaz oraya Gonya. Gonya mı? Mert abi, sanki ben İstanbul diye hatırlıyorum. Abicim ben senden büyüğüm ve daha iyi biliyorum. Oraya Gonya yazacaksın. Yalnız G ile yazacaksın. Tamam, tamam o mı? Zaman yazıyorum. Tamamdır Mert abi. Yazdım. Şimdi soyu ikiye geçiyoruz. Atatürk'ün doğum yılı ne zamandır? Oho, bu soru da çok kolay abicim. Yaz oraya. 1453. 1453 mü? Ama Mert abi, sanki o kadar eski değildi. 1453 Gonya'nın fethi olabilir mi? Saçmalama.
sen Atatürk'ün doğum tarihini bilmiyor musun? Aa ne münasebet. Çok ayıp ediyorsun. Yaz oraya 1453. Tamam yazıyorum Mert abi. Tamamdır yazdım. Şimdi son soyuya geçiyoruz. Türk bayrağının renkleri nelerdi? Abicim bu öğretmen nasıl bu kadar kolay sorular sormuş? Sen de nasıl yapamıyorsun anlamadım. Yaz oraya sarı lacivert. Mert abi emin misin? Burada kırmızı ve beyaz var. Ben sarı ve lacivert göremiyorum. Yeter mi? Sen bana güvenmiyorsan git başkasına yaptır ödevini. Yaz oraya sarı lacivert. Tamam Mert abi yazıyorum. Tamamdır Mert abi. Ödevim bitti. Sen çok iyi birisin. Bana ödevimde yardım ettin. Şimdi ben bu ödevimi alıyorum ve online derste öğretmenime göstereceğim. Kontrol etsin. Zaten 100 aldım. Önemli değil de ben gidip kontrol edeyim. Hadi bye. Evet. Git ödevini öğretmenine kontrol ettir. Kesin 100 aldın. Öğretmenim ödevimi yaptım. Cevaplar Gonya, 1453 ve sayı lacivert. Filizucum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Nasıl cevaplar bunlar? 0 aldın. 0. Ne? 0 mı aldın? Ama hepsini doğru yapmıştık. Taktiği alamayacağım. Filizucum sen 0 mı aldın şimdi? Ay çok üzüldüm gerçekten. Bilerek yapmadım abiciğim. Sorun değil Mert abi. Altı üstü taktiği alamayacağım. Hiç önemli değil. Sonuç olarak sen de bilmiyordun. Bilsen böyle cevaplar vermezdin değil mi? Vermezdim Berisucuğum. Keşke sınavı hiç gelmeseydim. Baksana gelmem sana hiç yaramadı. Hayır öyle söyleme Mert abi. İyi ki geldin. Bana arkadaş oluyorsun hep. Sorun değil. Altı üstü taktiği alamayacağım. Tamam o zaman gidip de ben senin odana bir üstümü falan değiştireyim. Olur mu Perin? Evet biraz rahat et ya. Böyle pantolonla gezileyim mi? Bana bak ben pijama giydim. Evet ya burası çok sıcak. Senin odanda üstümü değiştirip geliyorum Perin suçum. Tamam Mert abi. Ben burada seni bekliyorum. Maşa kızım hadi gel seninle oyun oynayalım. Hemen üstümü değiştirip geliyorum Perin su. Oh Perin suya neler yaptım. Çok iyi gidiyoruz valla. Ama hak etti o. O benim evime geldi de daha vasıtasını yapmıştı. Benim de daha vasıtasını yapmam lazım. Neyse şunun odasındayken onun eşyalarına zarar vereyim birazcık. Pensu'nun burada pantolonu var. Terbiyesiz kıza bak çıkarıp atmış. Demek ki toplu değil. Neyse onun pantolonunu birazcık iyileştirelim. Şöyle makasla birazcık keselim onun pantolonunu. Ve birazcık ayıralım da iyice yırtılsın pantolon. Şöyle yırtayım pantolonunu. Çok güzel oldu. Hatta ne yapayım biliyor musun? Biraz daha yırtayım. Mert abi hadi nerede kaldın ya? Tamam abicim hemen geliyorum. Tamamdır pantolonu kestim. Pantolonum mahvoldu. Şimdi şunu Pelinsu'ya götüreyim. Abicim geldi. Sana bir şey söylemek istiyorum. Biliyor musun? Bize geldiğin için çok mutluyum. Keşke her gün bize gelsen. Hatta bizle yaşasan. Bir saniye Mert abi. O elindeki pantolona ne oldu öyle? Abicim hiçbir şey yapmadım. Bu aralar yırtık pantolonlar moda ya. Ben ne yapayım dedim biliyor musun? Senin pantolonun modaya uygun yapayım dedim. Böyle yaptım. Güzel olmuş mu abicim pantolonun? Mert abi ben onu nasıl giyeceğim ya? Ben onu giyersem popişim göğünün o kadar çok gezmişsin ki. O benim en sevdiğim pantolonumdu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bilerek yapmadın değil mi? Aslında bilerek yaptım ama kötü olmuş abicim. Vallahi kötü olsun istemezdim. Çok üzüldüm gerçekten. Neyse boş ver sen onu. Benim canım sıkıldı. Senin tabletin, bilgisayarın, telefonun falan var mı? Onunla oynayayım ben. Evet Mert abi var. Ben sana telefonumu vereyim. Sen onunla oyna. Çünkü ben biraz oyun oynayacak duyumda değilim. Üzgünüm de. Telefonumu alabilirsin masanın üstünde Mert abi. Maşa gitti pantolonumuz kıyım. Ay telefon mu? Sen benim bilgisayarımı bozmuştun. Ben de senin telefonunu bozayım. Tamam alayım Pelinsucuğum. Bu arada pantolonunu al istersen senin olsun. Biraz daha bak belki seversin. Neyse ben bu telefonla içeride oynayıp geliyorum tamam mı? Sen de burada yalnız başına otur. Maşa sence ben bu pantolonu giysem güzel olur mu? Hayır olmaz diyorsun değil mi? Bence de olmaz. Tamamdır tuvalete geldim. Planım neydi? Pelinsu'nun telefonunu tuvaletin için atacaktım. Çünkü o benim bilgisayarımı mahvetti. Ben de ona telefonunu mahvedeceğim. Göze göz, dişe diş. Halde... Allah! Pelinsu'nun telefonu tuvalete düştü. Neyse parası var yenisini alsın. Mert abi ne oldu?
Pelin sucum, ben burada tuvaletimi yaparken telefonun oyun oynuyordum. Sonra yanlışlıkla tuvaletin içine düşürdüm telefonunu. Ne? Telefonumu tuvaletin içine mi düşürdün? Neyse Melda abi, sorun değil. Bilerek yapmadın sonuçta. Ne? Pelin'si yine mi üzülmedin? Pelin'si bunların hepsini bilerek yaptım, tamam mı? Çünkü sen benim evime geldiğinde her şeyi mahvetmiştin. Sabahtan beri her şeyi mahvetmeye çalışıyorum. Bunların hepsini bilerek yaptım yani. Ne? Gerçekten mi Mert abi? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sizin evinize geldiğimde bunların hiçbirini bilerek yapmamıştım. Hepsini yanlışlıkla yapmıştım ve yaptığım için de çok üzülmüştüm. Ama anladığım kadarıyla Mert abi sen kötü birisin. Benimle bir daha konuşma. Oh, iyi oldu, üzüldü sonunda. Oh, içim rahatladı valla şunun ağlamasını görünce. Ama bir saniye, bunun ağlaması neden bitmiyor? Allah Allah, kalbini kırdım. İnanamıyorum. Mert abim, neden böyle bir şey yapayı anlamıyorum. Tamam, ben eve gittiğimde bir sürü şey yapmış olabilirim ama bunların hepsini yanlışlıkla yaptım. Hatta ona yeni bilgisayar almak için para biriktiriyordum. İnanamıyorum ya. Mert abim, niye böyle yapıyor? Ne? Bana bilgisayar almak için para mı biriktiriyormuş? O iyi de bunu neden yapıyor ki? Ben her şeyi bilerek yapmış sanıyordum. Meğerse bunların hepsini yanlışlıkla yapmış. Ah benim suçum, ah. Sen gerçekten çok saf yüreklisin. Tamam o halde, ondan özür dileyeceğim de özür dilemem yaptıklarımı geri getirmez. Ah, ne yapacağımı çok iyi biliyorum. O zaman hemen gideyim yapayım. Pelin sucum, sana bir şey aldım. İstemiyorum Mert abi, konuşma benimle. Pelin sucum, kalbini kırdığımı biliyorum ama hatamı telafi etmek için sana bir şey aldım. Al bu senin. Mert abi, bana yeni telefon almışsın. Bu telefon benim eski telefonumdan bile güzel. Çok teşekkür ederim Mert abi. Rica ederim abicim, ne demek? Her şey senin için Pelin sucum. Mert abi, seni çok seviyorum. Ay, bu kadar yanaşma bana. Neyse arkadaşlar, bu bölümü sevdiyseniz like atın ki diğer bölüm hemen gelsin. O zaman bunun dördüncüsünü istiyorsanız bir sürü like atın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.